TV1 ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. 19 ana haber bülteniyle karşınızdayız. Melikgaz Belediyesi ve Erciyes Klasik Otomobilciler Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği klasik otomobil buluşması muhteşem bir görsel şölenle ziyaretçilerini ağırladı. Melikgazi Belediyesi ve Erciyes Klasik Otomobilciler Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği klasik otomobil buluşması muhteşem bir görsel şölenle ziyaretçilerini ağırladı. Etkinlikte Türkiye'nin dört bir yanından gelen 150'den fazla klasik otomobil sergilendi. Araç tutkunlarını bir araya getiren bu özel etkinlik, vatandaşlara nostaljik otomobillerin büyülücü dünyasını keşfetme fırsatı sundu. Klasik otomobillerin sergilendiği alanda ziyaretçilere hem otomobiller hakkında bilgi aktarılıyor hem de bu tarih kokan arabalara olan sevginin paylaşılması imkanı tanınıyor. AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar bu tür etkinliklerin devam etmesi gerektiğini belirtti. Kayserimizin sadece sanayide, sadece ticarette değil aynı zamanda kültür hayatına da büyük renk katıyorlar, büyük güzellikler getiriyorlar. Ben peşinen kendilerine tebrik ediyorum. Bu çalışmaya öncülük ettiklerinden dolayı Sayın Paylancıoğlu'na. Bundan sonraki sürprizlerini de bekliyoruz. İnşallah. Buna yetmez bu iş. Başkan Mustafa Palancıoğlu ise bu gibi etkinliklerin birlik ve beraberliği güçlendirdiğini ifade etti. Sadece Konya'dan 11 araç geldi. Samsun'dan 5 araç geldi. Yani çevre illerden de katılımla her sene burada birlik beraberlik içerisinde güzel bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Bu klasik otomobil bizleri bir araya getiren, el ele vermemizi sağlayan bir etkinlik oldu. Genci, yaşlısı, çocuğu herkes burada. Dolayısıyla birlik beraberlik içerisinde hakikaten burada 3 gün geçiriyoruz. Kayseri'de Melikgazi Belediyesi klasik otomobil buluşması rüzgara estirdi. Klasik otomobillerin sergilendiği alana gelen vatandaşlar otomobilleri yakından gördü. Klasik otomobil buluşması muhteşem bir görsel şölenle ziyaretçilerini ağırladı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen 150'den fazla klasik otomobil sergilendi. Araç tutkunlarını bir araya getiren bu özel etkinlik, vatandaşlara nostaljik otomobillerin büyüleyici dünyasını keşfetme fırsatı sundu. Alana gelen vatandaşlar, klasik otomobiller hakkında hem bilgi aldı hem de yakından inceleme fırsatı buldu. Biz Erciyes Klasik Otomobilciler Derneği olarak bunun üyesiyiz biz. Bu seneki etkinliğimiz çok güzel geçti. Sağ olsun başkanımız, vekillerimiz. Hepsi ziyaret ettiler, sürekli geliyorlar. Çok keyifli, çok eğlenceli. Güzel bir duygu. Devamlı yapıyorlar. En son 2019'da olmuştu. Takip ediyoruz halini. Ama tekrar yapılmasını istiyoruz. Yani memnunuz da gayet iyi bir şekilde tasarlanmış, yapılmış. Gayet memnunuz. Samsun'dan geliyoruz. Kayseri Melikgazi Belediye Başkanımız Mustafa Palaycıoğlu abimiz davetine. Aşağı yukarı 5-6 yıldır iştirak ediyoruz. Nasıl bu etkinlik, seviyor musunuz? Bu etkinliği çok seviyoruz. Burada Türkiye'nin her yerinden gelen araçlarımız var, araç sahibi abilerimiz var. Klasik otomobillerle alakalı sosyal medyadan görüşüp de daha önce yüz yüze gelemediğimiz insanlarla burada tanışıyoruz. Burada daha güzel dostluklarımız, kardeşliklerimiz oluyor. Klasik otomobil biliyorsunuz bir sevda işi abicim. Meraklı olmak lazım. Eski arabayı herkes binmiyor, sürmüyor. Ama biz bu olayı yaşadığımız sürece de böyle yaşatmak istiyoruz. Burada bir 64'ümüz var. Bu da zaten Kayseri'ye yabancı bir araba değil. Ben bu arabayı Kayseri'den almıştım. Evet. Bir de burada bir 55'imiz var. 3 araba geldik Samsun'dan. Bir de Ünye'de Kubilay kardeşim var. O şimdi karbüratör ayarı biliyorsunuz. Eski arabalarda arada sırada sorun olabiliyor. Karbüratör ayarı için geçtiler. Valla bu hastalık biraz bulaşıcı bir hastalık abi ya. Bizi de böyle sevdiğimiz büyük abilerimiz, klasikçi abilerimiz bu hastalığa bulaştırdı. O şekilde de kaldı. Devam, ölene kadar devam edecek inşallah. Evet, gerçekten güzel bir araç. Çok ilgiliyiz bu araçlara. Bu da yurt dışına gelmiş herhalde. Oldukça başarılı bir fuar. Sizin var mı aracınız burada? Bizim yok ama arkadaşlarımızın çoğunun var. Biz de almayı düşünüyoruz inşallah. Burası oldukça başarılı bir etkinlik. Yani Kayseri'de böyle bir etkinlik olması gerçekten farklı. Halk için de güzel olmuş. İnsanlar, klasik seven insanlar burada çok fazla var Kayseri'de. Ziyaret oldu, güzel oldu. Çok mutluyum. Keyifli bir pazar geçiyor bizim için. Bizim düğün aracımız da klasik araçtı. O günlere tekrar geri döndük. Bu 6. resmi olarak daha önce de yapmıştık. O ilk şeyde. Serbest ticaret merkezi var ya fuarda, onlardan başlamıştık. Sonra Talas'ta yaptık 2-3 kere. Melikgazi Belediyesi'nin orada yaptık. Melikgazi Belediyesi'nin desteğiyle bayağı bir ciddi bir hazırlıklarla çok güzel bir festival gerçekleştiriyoruz. Bu sene de burada. Yani umduğumuzun üstünde güzel bir festival oldu. Çünkü alan yeni ama merkezi olmasının çok ciddi faydasını gördük.
İnsanlar her yere ulaşabiliyor. Şehir dışından gelen dostlarımız var. Hemen arkamızda duran araçların çoğu 11 tanesi Konya'dan geldi. Ankara, Samsun, Adana, Aksaray, İzmir vesaire bu arkadaşlarımız sağ olsunlar büyük emek sarf ederek Kayseri'ye geliyorlar. Kayseri'de bu işi başardığımızı zannediyoruz. Şimdi niçin uğraşıyoruz? Herkes kendi arabasına emek verip para harcayıp kullanıyor ama insanlar bir şeyi paylaşmadan bir şeyin zevki çıkmıyor. Bir de herkesin gülümsüyor. Biz sabahtan beri 3 gündür dolaşıyorum. Şurada suratı asık kimseyi görmüyorum. Zaten bunalmışız. Memleketin sıkıntıları malum, hayatın sıkıntıları malum. Ya bizim sayemizde hiç değilse insanların yüzü gülsün birkaç günde olsa. Klasik otomobillerin sergilendiği alanın yanına kurulan antika pazarı vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Tarihin derin izlerini taşıyan eserler görenleri mest etti. Melikgazi Belediyesi'nin geleneksel olarak düzenlediği klasik otomobil buluşması etkinliğinin hemen yanına kurulan antika pazarı vatandaşlardan tam not aldı. Eskilere ait ne varsa bulunabilen bu pazarda yıllara meydan okuyan hediyelik eşyalar, birbirinden farklı aletler ve ürünler tarihe ışık tutuyor. Pazara gelen vatandaşlar pazardan çok memnun kaldı. Nitekim tarihin derin izlerini taşıyan eserler görenleri mest etti. Pazarda antika meraklıları gün boyu saat, para, pul, tesbih, ev eşyası, halı, kilim gibi sayısız antika eserleri yerinde görme ve satın alma imkanı buldu. 57'li dönemlere gittik. Çok güzel şeyler var. Ben bunların hemen hemen %90'ını görmüş insanım. Hatırlıyorsunuz tabii, pazarda yararlı. Tabii yararlı. Hani %90'ını gördüğüm için, yaşadığım için. Hani çok güzel böyle bir şey. Hani Kayseri gibi bir yere böyle bir şey açılmak çok güzel bir şey. Tezgahta genellikle hani antika diye bahsettiğimiz 50-60 yıllık, en düşük 50-60 yıllık olan ürünler var. Benim tezgahımda saat ve çakmak ağırlıklı. Ziyaretçilerin aşırı derecede güzel tepkileri var. Kayseri'de böyle bir pazar, böyle bir etkinlik olduğunu falan bilmiyorlardı. Hatta antikacı sayısının çok az olduğunu düşünüyorlarmış. Hatta antikacıların olduklarını bile bilmiyorlarmış. Bu konuda aşırı mutlular. Şey bir de hani her zaman mı açıyorsunuz falan diye tepkiler geliyor. Bununla alakalı da biz tabii ki yönlendiriyoruz. Antika merakı üzerine yıllardır yapmış olduğumuz birikimleri böyle etkinliklerde sergiliyoruz. Nasıl, mutlu oluyor musunuz? Tabii eskiye dönük her şey insanları mutlu ediyor. Eski insanlara daha mutlulukla geçen günleri hatırlatıyor. Nostaljiyi yaşıyoruz. Bugünlere nazaran eski günleri yad ediyoruz. Çocukluk anılarımı, çocukluklar dönemlerimi yaşıyorum. Dededen kalma, babadan kalma, o zaman köy evleri olurdu. Oradaki oturduğumuz dönemlerdeki işte halılardı, malzemelerdi. Onlar sürekli gözümün önüne gelip onlar canlanıyor. Yani beni alıp beni eskiye götürüyor. Ziyaret edenler ne soruyor en çok? Ziyaret edenler en çok ne soruyor? Ürünlerin dönemlerini soruyorlar. Kaç yılından kalma, kaç yılından gelme, çalışıyor mu? Bunları nasıl topladınız? İşte bizim babamızda da vardı, dedemizde de vardı. Ama maalesef kimse kıymetini bilmiyor. Çok hor kullanıyorlar veya kaldırıp atıyorlar. Yani daha yeni girdim ama geçen çok güzel şeyler var. İnsan tabii eskiyi hatırlıyor. Müthiş, daha yeni başladım gezmeye. Bakalım da nelerle karşılaşacağız. Bir misafirim, Antep'ten geldik. Başka bir yamaçla gelmiştik ama dikkatimizi çekti. Öyle döndüm. Hoş geldiniz. Çok özel bir merakım yok ama dediğim gibi dikkatten dolayı da daha dönmüş oldum. Sağ olun, hoş bulduk. Güzel de bir etkinlik olur size. Mutlaka. Araç, herhalde antika araç evet, fuarı da var. Evet, onu da görmüş olduk. Değişiklik oldu. Gezi içinde gezi gibi. Başkan Memduh Büyükkılıç, Spor AŞ tarafından düzenlenen Yaz Dönemi Spor Okulu dönem son etkinliğinde yaz tatillerini spor ve eğlenceli dolu kurslarla verimli şekilde tamamlayan geleceğin sporcusu çocuklar ve gençlerin coşkusuna ortak oldu. Spor AŞ'nin Kayserililerden takdir toplayan ve yoğun ilgi gören faaliyetleri kapsamında Yaz Dönemi Spor Okulu dönem son etkinliği düzenlendi. Başkan Büyükkılıç da etkinliğe katılarak Spor AŞ'nin 3 dönem şeklinde düzenlediği yaz dönemi spor okullarında yaz tatillerini spor ve eğlenceli dolu kurslarla verimli şekilde tamamlayan geleceğin sporcusu çocuklar ve gençlerin dönem sonu etkinliği coşkusunu paylaştı.
spor okulları kursiyerleri öğrenciler Büyükkılıç'ı Millet Bahçesi içerisindeki spor tesislerinde çeşitli spor etkinlikleri düzenleyerek karşıladı. Öğrencilerin düzenledikleri spor etkinliklerini ilgiyle izleyen ve gençlerle yakından ilgilenen Başkan Büyükkılıç, gülle atmayı da denedi. Başkan Büyükkılıç, gençlere kendilerini en iyi şekilde yetiştirmeleri yönünde tavsiyelerde bulundu. Spor aşağımızın yaz boyunca 3 dönem içerisinde etkinliklerine katılan siz öğrencilerimizi, yavrularımızı tebrik eder iken eğlendirmek, sağlıklı bir şekilde sizleri yetiştirmek, arkadaşlıklar, dostluklar oluşturmak ve bu anlayış içerisinde de geleceğe sosyalleşmiş, ümitle bakan gençlerimiz olmamızı sağlamak. Bunu amaçlayan bir yaklaşım içerisinde spor AŞ'miz sizlere yardımcı oldu. Ama en önemlisi bizlere güvenen, bu hizmetleri vermemize vesile olan annelerinizi, babalarınızı tebrik ediyorum. Koca Sinan Belediyesi yaz tatilinde öğrenciler için hazırladığı programlarla çocuk ve gençlere hem eğitici hem de eğlenceli bir tatil keyfi yaşattı. Koca Sinan Belediyesi yaz tatilinde çocuklara yönelik hazırladığı etkinlik ve kurslarla öğrencilerin tatil günlerini en güzel şekilde değerlendirmelerini sağladı. Programlar kapsamında birçok tesis ve mahallelerde bulunan halı sahalarda çocuklara voleybol, basketbol, tenis ve futbol gibi faaliyetlerde buluşturuldu. Başkan Ahmet Çolak Bayraktar, 7'den 70'e herkesin belediye başkanı olabilme şuuruyla her yaşa, her sosyal dokuya uygun projeler üretiyoruz dedi. Belediye olarak biz sadece fiziki manada işler yapabilen, sadece fiziki manada insanların hayatını kolaylaştıran bir belediye olmanın daha da ötesinde insanın hayatına değer katan, renk katan, çocuklara, yaşlılara, kadınlara, erkeklere her alanda ruhi manada, manevi manada da gelişimini sağlayabilecek hizmetler vermenin kaygısı içerisindeyiz. Çocuklarımıza sahip çıkma, kadınlarımıza, erkeklerimize, yaşlılarımıza sahip çıkma yaklaşım içerisinde hayatın her alanında olmanın kaygısı içerisindeyiz. Ailelerin hayatına dokunabilme, onların ihtiyaçlarına sosyal manada destek olabilme yaklaşım içerisinde projeler geliştiriyoruz. İnsan odaklı belediyecilik yapıyoruz. İnsana yakışır manada hizmet verebilmenin kaygısı içerisindeyiz. Önceliğimiz insan. Biliyoruz ki yaratılmışın en şereflisi olan, eşrefi mahluk olan insana hizmet ediyoruz. Bunun yaklaşım içerisinde de her alanda ve her yaş grubunda bütün Kayserili hemşehrilerimize hizmet verebilecek, onların hayatına değer katılacak alanlar içerisinde farklı projeleri hayata geçirmenin kaygısı içerisindeyiz. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından ilçeye kazandırılan Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Müzesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümünde ziyaretçi akınına uğradı. Başkan Yalçın'ın özellikle gençlere Çanakkale ruhunu aşılamak amacıyla hayata geçirdiği ve 9 Ocak'ta görkemli bir törenle açılışı yapılan müzeyi 6 ayda 95.180 kişi gezdi. Kiçiköy Mahallesi Gölbaşı Meydanı'nda bulunan tarihi Osmanlı Kültür Sokağı girişindeki eski bir taş konağın içerisine oluşturulan müze, açıldığı günden bu yana her yaştan ve her kesimden yoğun ilgi görüyor. Bir Mehmetçik ve bir asker. O tertemiz alnından durulup şu mübarek... Özellikle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümünde müzede günlük ziyaretçi doldu taştı. Milli ve manevi duyguların zirve yaptığı 30 Ağustos'ta ziyaretçi sayısı bir günde 3.580 kişi oldu. Müzeyi gezenler sergilenen eserleri çok beğendiklerini ve heyecanlandıklarını belirterek o günlere gittiklerini söyledi. Çanakkale Müzesi'ne geldik. Burada çok güzel manevi bir ortam var. Manevi ortamda çocuklarımızın geçmişimizi, ecdadımızı tanıyarak böyle bir ortamda gezmeleri bizi çok mutlu etti. Çocuklar da mutlu oldular. O duygusal atmosferi yaşadılar. Bizler de aynı şekilde. Anadolu Otogalericiler sitesinde kurulan ikinci el otomobil pazarı yine sakin bir gün geçirdi. Pazarda alım satım neredeyse yoktu. Galericiler sitesi başkanı Metin Tuzcuoğlu ise hem yetki belgesi konusunda uyardı hem de araç almak için yıl sonuna kalınmaması gerektiğini vurguladı. Kayseri'de ikinci el otomobilin kalbi Anadolu Otogalericiler sitesinde atıyor. Pazar günü kurulan ikinci el pazarı ise yine sakin günlerinden birini yaşadı. Ekonomide yaşanan belirsizliğin vurduğu pazarda gezen de azdı, araç almayı düşünen de. Fiyatların bir nebze de olsa düştüğünü söyleyen vatandaşlar yine araç almadan pazardan ayrıldı. Araç mı bakıyorsun? Araç bakıyoruz abi. Nasıl fiyatlar? Fiyatlar biraz normal ya. Yani nasıl diyeyim?
Biraz düşmüş ya. Düşmüş mü? Düşmüş. Biraz var. Düşüklük var ya piyasada. Ne bakıyorsunuz? Ya biz bütçemize göre bir araba bakıyoruz. Şöyle bizi taşıyacak. Gezip gider misiniz, alır mısınız? Gezip gideceğiz. Öyle gözüküyor da. Daha yani şu anda bir alamayacak. Ama düşüş var. Var. Düşüş var. Yani biraz düşüş var. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar çok güzel. Yani gerçekten şu zamanda alınacak fiyatlar yani. Düşmüş mü? Düşük, evet. Yani geçen haftalara, geçen aylara oranla düşmüş. Süper yani. Eğer alacaklar şu an hiç kesinlikle daire alınacak zaman, araba alınacak zaman yani. Araç satmaya mı geldiniz? Evet, araç satmaya geldim. Piyasa nasıl? Piyasa çok durgun. Pazarda da görüldüğü gibi pek kimse yok. Neden? Size göre neden kimse yok? Şu anda alım satım zamanı değil herhalde, ondan mı bilmiyorum, mevsimi mi? Zaten son 1-2 yıldır araçlarda bir düşüş var ama. Siz aracı kaç zamandır satmaya çalışıyorsunuz? Ben yeni bugün karar verdim, bugün getirdim. Soran oldu mu? Soran birkaç kişi oldu. Fiyatları nasıl buldu? Yüksek mi buluyorlar? Fiyatları yüksek buluyorlar. Genelde bakanlar da alıcı gibi durmuyor. Site başkanı Metin Tuzcuoğlu ise araç almanın tam zamanı olduğunu söyledi. Tuzcuoğlu, Kasım-Aralık ayında faizler aşağı yönlü harekete geçeceğini, bunun da otomobil fiyatlarını artıracağını düşünüyor. Son birkaç pazarımız daha hareketli gidiyor. Yani son 3 ayı şöyle baz aldığımızda 2-3 haftadır daha hareketli. Biz hep dediğimiz gibi 10-11. Aydaki bu yükselişe kalmadan şu an alışveriş yapanlar karlılar. O fırsatı da değerlendirenler şu an için otopazarında alışverişlerini yapıyorlar. Yaz tatili dolayısıyla bir sakinlik oluyor mu? Yani hem yaz tatilinin verdiği bir sakinlik vardı. Bir de malum faizlerin yüksekliği, insanlar hep mevduatta paralarını orada tuttular ama bundan sonraki süreçte orada tutulan paraların da enflasyonun nispet bu ortamdaki yükselişin karşısında eridiğini onlar da gördü. Yani bugün bir yıl önceki ev fiyatıyla yine şimdiki ev fiyatları aynı değil. Bundan sonraki süreçte de illaki doların, euronun, altının bu şekilde artması hem gayrimenkulde hem bizim otomotiv piyasasında bir yükseliş tekrar getirecek. Bizler de elimizden geldiği kadar esnaflar olarak ve bütün Türkiye'deki dernekler olarak federasyon aracılığıyla inanın elimizden geldiği kadar bu sürecin yükselmemesi için elimizden geleni yapıyoruz. Yani hem kar marjlarımızı düşük tutup sirkülasyondan daha hızlı ticaret yaparak işte aylık 3-5 araba, 7 araba, 8 araba satıp 10-15'er bin lira gibi bir karla vererek devam etmenin derdindeyiz. Tuzcuoğlu yetki belgesi konusunda da uyardı. Mağdur olmamak için yetki belgeli araç satıcılarından yani esnaftan alışveriş yapılması gerektiğini vurguladı. Valla araç alırken kesinlikle malumunuz yetki belge süreci artık tamamıyla kanunlaştı. İlkokul mezunu olamayanlar alamıyordu. Onunla alakalı bazı mağdur esnaflarımız vardı. Biz bununla alakalı devreye girdik. Şimdi ilkokul mezunu arkadaşlarımız da bu belgelerini alabilecekler. 31 Mart 2025'te son tamamıyla bitiyor. Yine bunu sizin aracılığınızla demiş olalım. Kesinlikle yetki belgesi olan esnaf tercih edilsin. TSE belgeli ekspertizlerden ekspertiz yapılsın. Ondan sonraki süreçte bir sıkıntı yaşadıklarında Kayseri Galericiler Sitesi yönetimi olarak bizlere disiplin kurulumuza başvuru yapsınlar. Bizler kesinlikle olan herhangi bir sıkıntılı durumu çözüp buradan iki tarafı da memnun edip o şekilde çözüm noktasında kesinlikle inanın esnafımız haklı dahi olsa müşterinin tarafında olarak o sıkıntıyı ortadan kaldırıyoruz. Bunun altını çizmek istiyorum. Taceddin Veli Mahallesi'ne kurulan köy pazarı Kayserililerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Pazarda yer alan üreticiler ise hem maliyetlerden hem de halden ürün getiren pazarcılardan dertli. Vatandaş ise direkt üreticiden gelen ürüne ulaşmaktan memnun. Köy pazarı her pazar günü Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Taceddin Veli Mahallesi'nde kuruluyor. Pazarda köyden gelen üreticiler de yer alıyor. Pazar günleri kurulan köy pazarına Kayseriler ise yoğun ilgi gösteriyor. Vatandaşlar direkt üreticiden ürün almanın iyi olduğunu söylüyor. Patlıcan aldık. Konuşacağım bir dakika. Nasıl? Memnun musun köy pazarına? Memnunuz tabii ki. Fiyatlar nasıl? Peki. İyi idare eder. İdare eder. Sürekli geliyor mu? Yok, sürekli gelmiyorum. Senede bir geliyorum. Berabersiniz. Beraber. Niye burayı tercih ettiniz? Yani bugün pazar olduğu için, ben de köylü pazar olduğu için. Yani halka bir de dediğim direkt üreticiye veriyoruz. Daha iyi oluyor. Üreticiye destek alıyoruz. Mi veriyoruz? Destek veriyoruz. Hem de görüverekten alıyoruz. Ama seçiyoruz. Beğeniyoruz. Şöyle de olsa, çürük de olsa alıp götürüyoruz. Köy pazarındasınız. Evet. Nasıl ürünler? Organik mi?
Yarısı organik, yarısı değil. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar işime zor. Parayı göndermiyor. Marketle? Farkı yok, farkı yok. Herkes alıp satıyor. Üretici az burada. Ne aldınız? Valla patlıcan aldım, biber aldım, domates aldım. Köy pazarı uygun mu, nasıl? İyi, fena değil, uygundur. Fiyatlar uygun ya. Uygun, evet evet. Köy pazarını tercih ettiniz? Organik. Biliyor muydunuz bu pazarın olduğunu? Biliyorum. Çok. Düzenli alır mısınız? Yok, ara sıra. Yolum düşerse geliyorum. Bugün ne aldınız? Salatalık aldık, devam ediyoruz, bakacağız. Fiyatlar nasıl? Gayet güzel. Nasıl fiyat? Çok güzel. Diğer pazarlara göre uygun mu köy? Diğer pazarlara göre uygun. Burası sade köy pazarı olduğu için tercih ediliyor. Ben de Kızılören'den geliyorum. Yani bunun için. Pazarda yer alan üreticiler ise pek de memnun değil. Üretim maliyetlerinin arttığını belirten üreticiler seneye tarlaya ekip dikme konusunda tereddütlü. Ne satıyorsun? Domates satıyorum, biber satıyorum, patlıcan satıyorum. Çiftçi kanı alıyor. Tallada komple duruyor. 15 liraya 20 liraya domates veriyoruz. Mazotun fiyatı uçtu gitti. İlaçların fiyatı uçtu gitti. Stilin fiyatı uçtu gitti. Bir de onu da geç. Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Köylüden çok halci var pazarda. Köylü yok kardeşim. Köylü yok. Halciler de sağ olsun 10 liraya 5 liraya dağıtıp gidiyorlar. Adam karını çıkarıyor dağ diye gidiyor. Köylüyü pazarda bitirdi. Halci var. Evet, köylüyü bitirdi. Köy komple bitti. Köylü bitti. Seneye ben çiftçi olarak ekmeyeceğim efendim. Ben de Kayseri'ye göçeceğim. 5 kilo domates alacağım 10 liradan kral gibi yiyeceğim. Salça kaynatmayacağım efendim. 300 lira salça. Senin adın ne? Adem. Adem ne satıyorsun? Köy ünleri. Nereden getirdin? Yahyalı. Fiyatlar ne kadar? Mesela say bize fiyatları. Armut, armut 25, şeftali 25, hepsi 25. Melik Gazi Belediye Başkanımız Mustafa Palancıoğlu'ndan bir istirhamımız olacak. Vatandaş olarak da muzdarip oluyoruz. Köy üreticileri olup da satışımızı yaptığımızdan muzdarip oluyoruz. Bu çadırlar, bu şemsiyeler güneşten, ondan bundan etkileniyor. Vatandaş da sıkıntıda, biz de sıkıntıdayız. Eğer imkanlar dahilinde buranın belediye tarafından üstü kapalı imkan sağlanırsa hem vatandaş hem de satıcılar olarak veya üreticiler olarak biz de rahatlarız. Vallahi köyden geldik ama. Hangi köy? Yemliha'dan battık. 10 liraya düştü. Çiftçinin hali duman. Irgat 1 milyar oldu. Yani battık. 10 lira, 5 liraya veriyorum. Yani vicdan, merhamet kalmadı kalan. Bilmiyorum ne olacak, nasıl edecek? Senin adın ne? Mehmet. Mehmet ne satıyorsun? Üzüm satıyorum. Babana yardım mı ediyorsun? Evet, babama yardım ediyorum. Satabildin mi? Satabildim. Kilosu ne kadar üzüm? 3 kilo 100. 3 kilo? 100. 100 TL. Peki, beraber geldiniz. Evet. Sana yardım mı ediyor? Yok, yardım etme, ticareti öğreniyor. Kayseri olarak da ticareti öğreniyor. Nereden aldınız üzümü? Bağımız var Saracık'ta. Oradan kestik getirdik, kendi bağımız. Evet, fiyatlar nasıl? Fiyatlar iyi. 3 kilo 100 liraya satıyoruz. Ne satıyorsun? Elma, kayısı, armut, erik. Alan var mı? Var var. Nereden geldin? Yemliha'dan geldim. Ne satıyorsun? Çerdek satıyorum. Yemliha balcanı satıyorum. Nasıl satışlar? Satışlar hiç yok. Neden? Millette para yok. Çekirdeğin kilosu ne kadar? 70 lira. Uygun. Geçen sene satıyoruz 70 liraya, bu sene satıyoruz 70 liraya. Patlıcan? Patlıcan 10 lira. Geçen sene 20 bin, 25 bin liraydı, bu sene 10 bin lira. Alan yok mu yine? Alan da yok. Biz Tomarzalıyız, kavunlarımız bunlar abim. Nereden getiriyorsunuz? Tomarza'dan mı? Evet abim. Ne kadar kilosu? 7 lira abim kavunlar, bal gibi olur. Satış nasıl? Şükür abi, geçinip gidiyor abi. Vatandaşın ilgisi nasıl? İyi abi, çok güzel. Ne satıyorsunuz? Ben bulgur, nohut, mercimek, köy ürünleri satıyorum. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar bizimki ucuz, normal de. Yalnız bu vatandaşa ucuz gelmiyor. Neden? Pahalıya kaçıyorlar, lükse kaçıyorlar, araştırma yapmıyorlar. Ondan sonra fakirlik geçinemiyor diyorlar. Aynı fiyat mı? Şey, aynı ürün mü ki? Aynı ürüne. Ben 300-200'e veriyorsam o adam 400'e veriyor. Gidiyor oradan alıyorlar. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ilçede düzenlenen Türkiye Yüzyılı Marif Modeli tanıtım töreninde yaptığı konuşmada her zaman eğitim ve öğretimin yanında olduklarını belirterek yeni eğitim yılında 4 okul müjdesi verdi. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın Türkiye Yüzyılı Marif Modeli tanıtım törenine katıldı. Nefesiniz?
Törende yaptığı konuşmada her zaman eğitim öğretiminin yanında olduklarını belirten Başkan Mustafa Yalçın, yeni eğitim yılında 4 okul müjdesi verdi. Atatürk'ün deyimiyle muasır medeniyetler seviyesine taşıyacağım diyen 31 bin gencimiz, çocuğumuz eğitim öğretime başlayacak. Şimdiden 2024-2025 eğitim öğretim yılı hayırlı olsun. 6 tane anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise binası belediyemiz uhdesinde yapılmakta. Ve bunun en azından 4 tanesi eğitim öğretime yetişecek diye iddialıyız. Ali Dağı'nda yamaç paraşütü yapan paraşütçü kontrolünü kaybederek Talas'ta bulunan bir evin çatısına düştü. Kontrolünü kaybeden paraşütçü çatıda asılı kaldı. Talas ilçesinde bulunan Ali Dağı'nda yamaç paraşütü yapan bir kişi kontrolünü kaybederek 2 katlı bir evin çatısına düştü. Çatıda asılı kalan paraşütçü gören vatandaşlar durumu ekiplere ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çabası doğrultusunda paraşütçü kurtarıldı. Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Konyaspor-Kayserispor maçı 0-0 sona erdi. Kayserispor sezonun ilk puanını aldı. Kayserispor, Konyaspor deplasmanından 1 puanla döndü. Süper Lig'in 4. haftasında Kayserispor deplasmanda Konyaspor'la karşılaştı. Mücadele her iki takımın da savunmadaki disiplinli oyunuyla 0-0 berabere sonuçlandı. İlk yarısı golsüz geçen karşılaşmanın ikinci yarısında da gol sesi çıkmadı ve takımlar sahadan birer puanla ayrıldı. Bu sonuçla Kayserispor, Süper Lig'de oynadığı ikinci maçından mağlubiyet almadan ayrılarak deplasmandan önemli bir puanla döndü. Kayserispor teknik sorumlusu Serhat Sütlü maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Oyuncularını mücadelelerinden dolayı tebrik eden teknik sorumlu Serhat Sütlü, sezon başından itibaren gelen sürede oyuncularının planları doğrultusunda istedikleri her şeyi yapmaya çalıştığını belirtti. Kayserispor Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Konyaspor'la golsüz berabere kaldı. Kayserispor teknik sorumlusu Serhat Sütlü, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Oyuncularını mücadelelerinden dolayı tebrik eden teknik sorumlu Serhat Sütlü, iki tarafta kazanmak istiyordu. Güzel bir maçtı bizim için diye konuştu. Şimdi maçı iki şekilde değerlendirecek olursak bir kere oyuncularımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizim sezon başından beri süre gelen planlarımız doğrusunda oyuncularımız İstediğimiz her şeyi yapmaya çalıştılar. Ve bundan bahsettim. Kayserispor olarak ikinci maçımız 4 haftada. Rakibimizin 4. maçı. Bunun artı ve eksi yönleri vardı, biliyorduk. Maç kondisyonu olarak bazı durumlar, maçın son evreli çeyreğinde düştüğümüz, biz de çok bariz fark ettik düştüğümüzü. Ama taktiksel olarak da rakibin duran toplardaki üstünlüğünü de biliyorduk ve buna göre de çalışmalarımızı yapmıştık. Evet, maçın bir puanı. Bir yandan seviniyoruz, bir yandan çok da mutlu olmadığımız bir durum. Ama iyi bir müsabaka seyrettirdiğimizi düşünüyoruz iki taraf açısından da. Kazanmak isteyen iki takım. Güzel bir maçtı bizim için. O yüzden de teşekkür ediyorum. Evet değerli izleyenler, haber detaylarımızı aktardık. 19 ana haber bültenini burada noktaladık. Yarın tekrar buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.